24 Şubat 2024 Cumartesi Hüseyin Gülerce Star Gazetesi. KAAN Türkiye yüzyılı için uçuyor. Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Başta Hava Kuvvetlerimiz olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimiz devletimiz, milletimiz için 21 Şubat tarihi bir gün oldu. Kendisini aziz milletimizin bir evladı olarak gören partili, partisiz her vatansever mutlu oldu, gururla doldu yıllardır biz yapamayız, yaptırmazlar diye kendi ülkesini küçümseyen, kendi insanını horlayan zihniyetin sahipleri ise yine fitne fesat peşindeydiler. Milletimizin sevincine ortak olmadıkları gibi bu başarıyı küçümsemeye, alaya almaya kalktılar. Beşinci kol elemanı mıdırlar yoksa yıllardır etki ajanlığı mı yapıyorlar bilemiyoruz. Kaan'ın uçuşundan açıkça rahatsız oldular kalorifer peteğine benzettiler, tekerlekleri kapanmıyormuş, bakalım hedefe vurabilecek mi görecekmişiz, milli savunma sanayinin böylesine abartılması kanlarına dokunuyormuş. Bunlar TOK için de neler demedi. TOK İtalya'da üretiliyormuş da, gece gemliğe gemiler yanaşıyormuş da, o bölgedeki kameralar kapatılıyormuş da, bunlarda sahiden utanma yok. Alman, Yunan, ABD, İran, Azerbaycan medyası daha niceleri olayın önemini gördü. Bizdeki muhalif medya sırf Erdoğan düşmanlığı yüzünden birinci sayfalarında Kaan'ın haberini görmediler. Vatan müdafası, sınır güvenliği, hürriyetimiz, bağımsızlığımız için ayağa kalkan bir Türk savunma sanayi var. Bir insan bundan neden rahatsız olur? Silahlı kuvvetlerimiz moral buluyor. Askerler kısıtlamalardan ve ambargolardan kurtulacağımız için heyecan duyuyorlar. Mühendislerimiz Türkiye yüzyılına armağanlar verdikleri için gurur duyuyorlar. Artık havacılığın şampiyonlar ligine girdik, onu gösterdik, içimize sindiremediğimiz geri kalmışlığı bitirdik diyorlar. On binlerce genç mühendisten söz ediyoruz. Onların heyecanlarından, büyük Türkiye sevdasından söz ediyoruz. Yeni nesil bir mühendislik rüzgarı, teknik kadrolar şahlanışı yaşıyoruz. Türkiye düşmanlarının safında yaralan muhteriz, kızkanç, hazımsız zihinler bunu anlayamazlar. Beşinci nesil savaş uçağı olan Kaan'ın başarılı uçuşuna 1500 mühendis alkışlarla işlik etti. Neden bu kadar önemli? TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil dün TRT Haber'de açıklamalarda bulundu. Kaan dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje. Uçak 5. nesil olunca bugün var olan bütün uçaklarla savaşabiliyor anlamına geliyor. Sadece motoru ve fırlatma ünitesi yerli değil. TEİ Ukrayna'daki firmalarla çalışıyor, yerli Türk motoru da uçağın teslim süresine yetiştirilecek. Kotil, gök vatana bir füze girdiğinde çok uzaklardan Roketsan'ın füzeleriyle Kaan'la karşılaşacak, diyor. Karanlık zihinler istediği kadar küçümsesin. ABD, Rusya, Çin ve Japonya'dan sonra Türkiye 5. nesil savaş uçağı yapan 5. ülke. Türkiye yüzyılı için gayret ve fedakarlıklarla yeni bir hikaye yazılıyor. Türk savunma sanayi son 10 yıllık dönemde 9 milli uçağın ilk uçuşlarını gerçekleştirdi. Unutmayalım ve hakkını teslim edelim ki bu şahlanışın itici gücü sivil iradedir. Cumhur ittifakıdır. Aziz milletimizin dualarıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla havalanan bu uçaklar milletinden güç alan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin eserleridir. Erdoğan göreve geldiğinden beri savunma sanayinde yerli üretimin payı %80'ler seviyesine çıkarıldı. Artık ihtiyacımız olan silahların hemen tamamını kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz. Bununla da yetinmiyor, dost ve kardeş ülkelere ihracat yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle noktalayalım. Ne demişlerdi? Yapamazlar. Bu özgüven fukaralarına, parçası kalorifer peteğine benziyor diyen hazımsızlara, ilk andan itibaren Kaan projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen, milli muharip uçağımız, Hamdolsun bugün göklerle buluştu. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun.